Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz iğne oyası ve bu iğne oyasını bu şekilde arkadaşlar sizler için tığa çevirdim. Şöyle. Evet, çözünürlüğü geldi arkadaşlar. Bakın, ara suyusu ve içindeki çiçeklerin takım oluşu. Hepsini aynı şekilde arkadaşlar birebir iğne oyasındakinin aynısını, hatta arkadaşlar gördüğünüz gibi daha da hoşu güzeli oldu. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl yapıldığını size tarif edeceğim. Evet arkadaşlar, ara suyuyla başlayacağız. Şöyle 3 tane koydum. Siz istediğiniz kadar ara suyu koyabilirsiniz. Ve burada bir tane sizle yapmak için ara suyu bıraktım arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. İlk başlarken aynı şekilde başlıyoruz. Üzerine bir tane zincirimi çektim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki tığ battığıma girip şöyle 2-2 bu şekilde minik bir trabzan yaptım. Bu trabzan önemli arkadaşlar. Şöyle güzel dik durmasını bu trabzan sağlıyor. İki zinciri çekiyorum tekrar. Bir defa tığımın başını doladım. Aynı şekilde tığ battığımın, bu aman trabzanımın içine girdim arkadaşlar bu şekilde. 2-2 aldım. Yine buraya minik bir trabzan yaptım. Tekrar iki tane zinciri çekiyorum sıkı sıkı. Bir defa tığımı doluyorum ve aynı trabzanımın içine girdim. 2-2. İki tane arkadaşlar trabzan üstüne bu şekilde yuvalar yaptım. 5 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 5 zincirimi en son yaptığım trabzanı aralayıp bu şekilde kirpik yaptım. Tekrar 5 zincir. Hemen bu şekilde arkadaşlar. Buraya bir kirpik yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 kirpik üzerine 5 tane yine zincirimi çektim. Hemen alttaki boş olan tığ battığımın içine bakın bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile 5 zincirimi kapattım. 1-2 zincir yandaki tığ battıya girip bir tane tığ battı yaptım. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle de ütüleyince 5 zincir gayet bu şekilde artma işlem için şöyle kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kendi yaptığınız zinciri de bakın bu şekilde 3 tane arayı mesafeyi verdim. Şimdi arkadaşlar 3 tane yine yuvamız için 4 tane de ara mesafesi için 7 tane tığ battı yaparak devam ediyoruz. 2 zincir hemen. Tığ battı. Şöyle sıkı sıkı. 2 zincir. Tığ battı. Tığ battımı yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 oldu. Bu da 5. Bu da 6. Ve 7. Bu şekilde 7 tane tığ battıyı hazırlıyorum arkadaşlar. Ve bir zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Şu yaptığımız tığ battıların üzerine 3 tanesine yuva yapacağım. Sık iğne ile sabitledim bir zincirimi. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Bir tane boşluk bırakıp ikinci tığ battımın içine kapatıyorum. Geride kalan bu 4 tığ battı da ara mesafesi arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi iki zincirle geri dönüyorum. Hemen şu arkadaşlar yaprağımızın yapımına direkt başlıyoruz. Şöyle bir defa tığımın başını doldum. Yuvaya girip 2-2 aldım. İki defa her seferinde artırmayı çoğaltıyorum. 2-2 şu arkadaşlar trabzanların şöyle kalın olmasını istiyorum.
Şöyle göze batsın, görünür olsun. 3 defa doluyorum. Hemen 2 2 2 2. Bakın şöyle ince uzun bir uç oldu arkadaşlar. Böyle bir şekil görünüşü çok güzel oluyor. Tekrar arkadaşlar yine 3 defa doluyorum. Bu sefer dibinde 1. 2 2 değil. Dibinde 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve 2 olarak sona kadar, bakın şöyle sivri bir uç yaparak bir trabzan yaptım. 4 tane zincir. 4 zincirimi trabzanıma kapattım. Şimdi arkadaşlar trabzanın içine sık iğne ile doldurarak aşağı ineceğiz. Bakın normal sık iğne yapıyoruz. Şöyle biraz bu model oturaklı gözüksün diye. 4, 5, 6, şöyle zincir trabzan arasına girip ilmeği alıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Toplamda buraya 8 tane bu şekilde arkadaşlar. Sık iğne yaptık. Şöyle bir de dibine yapıyorum. Aynı. 9. Şimdi dalımızın yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Yaprağımızı bitirdik. Çiçeğimizin dalı için 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Yine aynı şekilde 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi bu trabzanımın arasına değil de arkadaşlar bu kapattığım zincirimin sık iğnemin arasına 10 zincirimi kapatıyorum. Şimdi buraya 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın ana yuvaya dalımı kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Uzun, şöyle orta boy 10 zincirli yuvasıyla dalımız hazır. Şimdi bu yaptığım yaprağın aynısını bu tarafı yapıp arasına yine bu şekilde 3 tane ara suyu yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi çiçeğimizi de göstererek bitiriyorum. Bunları ben tamamlayayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, yaprağım ve ara suyum hazır. Şimdi çiçeğimizin nasıl yapıldığına geçiyoruz. Buradaki 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle köşeye çektim arkadaşlar, bakın. Bu şekilde köşeye çektim ve 1, 2 tane de zincir. Bir defa doluyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum arkadaşlar buraya. Bir tane kirpik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve buraya bir tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. 2 tane kirpiğim oldu. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi ana yuvada kapattım bu şekilde. Bakın bir tanesini yaptık. Bu yuvadan arkadaşlar tam 3 tane yapacağız. Yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. Ve 1, 2, 2. 3 seferde aldım. 1, 2 zincir. Bir defa dola. Trabzanın arasına git. 1, 2. Şöyle uzun uzun çekelim ki deliklerimiz daha belli olsun. Ve 5 zincir. 5 zincirimi aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde trabzanın içine kapattım. Yine 5 zincir. 5 zincirden son ikinci yuvama 2 tane kirpik yapıyorum. 5 zincir. Zincirlerimi sıkı sıkı çekiyorum. Ve yeşil yuvama kapattım. İkinciyi de yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım aynısından. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Tekrar 2 zincir. Bir defa doluyorum.
Trabzanın arasına girip 1, 2, 2, 3 seferde aldığım bir trabzan. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi 5 tane zinciri tekrar sıkı sıkı çekip şöyle orta yere kapattım. Aynısından 3 tane yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle köşeye de çekiyorum ki sonra dolunca daha güzel duracak. Ve 12 tane zincir. 12 zincirimi bu şekilde kapattım. Şöyle bir tık daha büyük de yapabiliriz isterseniz. Şurası olacak arkadaşlar. Bakın şuradaki boşluk kısmı olacak. Bunu isterseniz kalemle de yapabilirsiniz ama hani buranın zincir olduğu için çok cansız duracağını düşündüğümden bu şekilde 12 zincir çekerek bu ortayı tamamladım. Şimdi aynısından 3 tane de buraya yapacağız arkadaşlar ve bitireceğiz. Değişik olmadığı için aynı işlemi bu tarafı ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimin diğer tarafını da tamamladım. Çok hoş oldu arkadaşlar, inanın. Şu ortadaki çektiğimiz 12 zincir var ya, onun tam ortasından bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yani buraya tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi yine aynı şekilde buraya kapattım. 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Buraya 12 zincirin arasına 3 tane 5 zincirli kirpiğimizi yaptık. Bir zincirle de çekip ipimi çakmam bulamadım. Şu şekilde çekelim arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde de. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın ara suyuyla böyle çiçeğiyle tas takım. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. İnanın bakın yeşillerin duruşu bile nasıl güzel ütülü gibi duruyor. Verdiğim zincirleri sayıları uygun yaparsanız arkadaşlar bu şekilde hoş ayarlanmış, tasarlanmış, sizler için uygulanmış. Siz de verdiğim sayılara göre çeker, yaprakları olsun, çiçekleri olsun bu şekilde yaparsanız böyle güzel, hoş, zarif bir modeliniz olur arkadaşlar. Şöyle geniş ekran göstereyim. Ekran resmi almak isteyenler olursa. Tabii ki benim kameramın çözünürlüğü de size izin verirse bu şekilde modelim arkadaşlar.